Merhaba kıymetli ICT Medya TV izleyenleri. Bugün Asus'un yeni ürettiği son model All-in-One her şey dahil bilgisayarıyla karşınızdayız. Bilgisayarımızın ekran özellikleriyle başlarsak Full HD olarak geliyor. Panel olarak LCD panel tercih edilmiş. IPS ile LCD panel arasında ışık ve görsel farklılıkları olabiliyor ancak sRGB doygunluğu o kadar iyi ki çoğu rengi yüksek doğrulukta verebiliyor. Böyle bir avantajı var. Ekranımızın hemen üstünde görebileceğiniz şekilde 720 piksel bir kamerası mevcut, HD kamera. Ekranımızın şöyle de bir ek özelliği var. Herhangi bir güneş ışığı, yapay ışık hiçbir şekilde ekranda yansımıyor. Bu yüzden kullanımı daha rahat ve renk doygunluğu yine çok yüksek seviyede kalıyor. 60 Hz yenileme hızıyla gelen ekranımızda wide view yani geniş açı da mevcut. Sağından solundan istediğiniz yerden baktığınızda görüntü kaybı oluşmuyor. 23.8 inç ekran büyüklüğüne sahip bilgisayarımızda ekran gövde oranı %88 olarak ayarlanmış. Gördüğünüz üzere hiçbir çerçevesi yok. Bu da daha geniş bir kullanım alanı sunuyor. Sadece alt tarafta bir hoparlörümüz mevcut. Yüksek hassasiyetli dokunmatik ekran da mevcut. Bu modelimizde Intel'in 12. nesil i7 işlemcisi kullanılmakta. 10 çekirdekli bu işlemcisinin 8'i verimlilik, 2'si performans çekirdeği. Aynı zamanda 1.7 GHz olarak geliyor fakat 4.7 GHz'e kadar yükseltilebiliyor. Ekran kartı olarak Intel Iris Xe modeli tercih edilmiş. Intel'in bu ürünü işlemciye gömülü geliyor. İşlemci üzerinden çalışıyor ve hem yer kaplamıyor hem de yüksek performans garantisi sunuyor. Asus bu modelinde 32 GB RAM tercih etmiş. DDR4 RAM'ler kullanıyorlar. Ek olarak içerisinde de 2 adet slot mevcut. Dilerseniz bunu 128 GB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Cihazımızda 1 TB HDD, 512 GB'da M.2 SSD olmak üzere 2 adet disk bulunuyor. Bunun da şöyle bir avantajı var. 1 TB HDD içerisinde dilediğiniz gibi depolama yapabilirsiniz. M.2 SSD'lerin yazma ve okuma hızı da yüksek olduğu için cihaz performansını önemli ölçüde etkiliyor ve bilgisayarınız daha hızlı çalışıyor. Cihazımızın alt kısmında 2.0 USB girişi, hemen yanındaysa 3.5 mm jack girişi bulunuyor. Ekranımızın hemen alt kısmında ortadaysa kart okuyucu bölmesi bulunuyor. Ekranımızın sol tarafındaysa da son olarak Can Single Lock denilen hırsızlığa karşı koruma sistemi bulunuyor. Ekranımızın arka tarafındaysa ana girişlerimiz bulunuyor. Şöyle gösterelim. En başta bir tane HDMI girişimiz bulunuyor. Devamında 3 adet 3.0 USB girişimiz var. Hemen yanında bir tane 2.0 USB girişi, yine bir adet ekstra bir HDMI girişi mevcut. Onun hemen yanındaysa güç kablomuzu giriş, hemen sağındaysa son olarak bir adet Type-C tercih edilmiş. Son olarak özetleyecek olursak bilgisayarımız 23.8 inç ekran büyüklüğünde ve 60 Hz yenileme hızına sahip. Genel olarak bu oyunlar için tercih edilmese de oyun performansı da sunmakta. Bunun haricinde ev ve iş kullanımları için fazlasıyla uygun, özellikle iş yerlerinde çokça tercih edilmesi gereken bir bilgisayar. Cihazımız hem ağırlık açısından hem de boyut açısından yer kaplamadığı için oldukça kullanışlı bir alan sunuyor. Asus'un sürdürülebilirlik ilkesine uygun şekilde üretilen bilgisayarımız, çerçevesiz ekranıyla oldukça çekici bir görünüme sahip. Büyük oranda yer tasarrufu sağlayan cihazımız aynı zamanda ergonomik bir yapıya sahip. Boyun sağlığı için gayet uygun bir yapıda tasarlanmış. Bu ürünü incelememiz için bize gönderen Asus'a teşekkür ederiz. ICT Medya TV'deydiniz, iyi günler.